Prim Hacı geldi, öbür Prim Hacı geldi haydi. Hacı ile siz böyle bir ortaklığınız varmış. Hocam yani öyle bir konuştuk ama sonra ben sordum soruşturdum. Biz daha fazla soğutuyormuşuz. O yüzden girmedim o ortaklığa. Şimdi de güzel soğuttun değil mi? İşimiz bu hocam. Böyle bir şey yok ya. Gerçekten soruyorum. Klimalarda bir tane damla işareti var. O ne işe yarıyor? Nem alma hocam o. Nem alma mı? Evet. Ben niye bilmiyorum ya. Bir sürü nemli ortamda bulundum. Onu bilsem ben nem alırdım. Peki bir otele gittiğimizde kumandayı kullanmayı bilmiyorsak ki hiçbir zaman bilmiyorum. Ne yapmalıyız? Açmalıyız sadece hocam. 25 dereceye getirmeliyiz. 25-26 derece. Öyle duracağız. Benim sorum saçmaydı ama senin kabul ettiği cevabın da cevap. Peki sın bakalım. Hocam bugün dertlerden gidiyoruz. Bu skecimiz de dertle alakalı. Çok sunum hazırladım. Beş yine bana hafta. Laf sokan bir derdiniz yoktu yok mu? Yok hocam bilmiyorum ben. Yani bir sürü sunum hazırladım. 6-7 tane. Skecin yazarları dediler ki ya yok öyle olmaz. Biz dediler skecimizi oynayacağız. Büyük bir prodüksiyon yaptık. Çok güzel bir skeç geliyor. Senin derdin dert midir? Yükseltme skeci dediler şimdi arkadaşlar. Ya yükseltme. Ya bir şey diyeceğim. Bu sunumu kabul etmiyorum. Beklentiyi yükseltme ulan. Beklenti yok, yükselmedi. Hatta bilakis düşürdü ya. Evet, ben onu... Şu anda Metin'in üstüne ne yapsanız komik olacak. Evet, zaten. Evet. Ya, bir sürü kötü şaka yaptım. Tabii ya. Abi. Yoksa ben daha iyisini yapmayı bilmiyorum. Ya zaten beklentiyi düşürdü. Ya yoksa yıkar geçerdi çocuk da siz şey ne demişsiniz diye. Senin derdin dert midir geliyor. Ecem ve Gözde yazdı. İyi seyirler, iyi keyifler. Küçük 3 TL, büyük 5 TL yani sonuç olarak dert dinleniyor, dert dinleniyor, dert dinleniyor. Duydum. Demek dert dinliyormuşsunuz. Buyur abla. Ne kadar hoş. Ben de sabahları saz, öğlenleri caz, akşamları Laz dinliyorum. Laz mı? Evet, kocam Rizeli de. Anladım abla. Para vermeyecek misin? Vermeyeceğim. Bence derdim çok büyük. Anladım. O zaman sen bunu al git. Gerçekten mi? Evet. Bozum da yoktu zaten. Sağ olun. Rica ederim. Önemli değil. Size herkese tavsiye edeceğim. Çok sağ olun. Biri bana hak verdi. Allah aşkına artık sus be adam sus. Sen sus be. Ya konuşuyorsun. Bak sen konuşmasan vallahi ben konuşmayacağım. Kızım ben konuşmuyorum. Sen konuşuyorsun. Deli misin? Sus artık ya. Ya bak Allah. Hala ya. Çıldırtıyorsun beni. Çıldırtıyor muyum? Evet. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Aşkım bak dert dinleniriz. Şey aylık aboneliğimiz var mı? Ha var. Ya saçmalama abla öyle bir şey olabilir mi ya? Tüh be. Ne oldu niye üzüldün? Evde dırdır konuşuyorsun ya bana konuşmazdın gelirdin bu hanımefendiye dırdır konuşurdun. Allah Allah ne zaman derdim var dedim de dinledin ki? Ay sen o kadar boş konuşuyorsun ki ben hangisi gerçek dert hangisi fasafiso bilmiyorum ki. Fasafiso demeseydin dinleseydin derdin ne kocacığım deseydin dinleseydin beni. Sen beni böyle insan içine rezil etmeseydin ben seni bir ömür dinlerdim be. Dinler miydin? Dinlerdim tabii. Seni seviyorum. Ben de seni. Aşkım. Deli oluyorum sana. Ay pardon beyefendi böyle bir rahatsızlık verdiğimi bilmiyordum. Seviyorum anlamında diyorum. Öyle de o zaman. Seni seviyorum. Ben de seni. Dert dinleniyor. Ah. Benim derdim çok büyük. Evet anladım onu zaten ben şu an. Buyur abla dinliyorum seni. Derdim yok. O ne demek ya? Yani yediğim önümde, yemediğim arkamda, yarım ısırdıklarım var. İnanır mısın günah diye hepsini anneannem bitiriyor. Anneanneniz yaşıyor mu hala? Anneannem de yaşıyor. Allah Allah! Nasıl becerdiniz bunu ya? Yani dert yok, tasa yok. Saçıma bakar mısın? Sefadan uzadı. Bir tane beyazım yok. O zaman ablacığım sen niye verdin ki bana bunu ya? Ya of gerçekten ama ben çok sıkıldım yani. Hay bu da gözüm alıyor.
Yani babadan torpilliyim. Ailede öyle çok önemli bir sağlık sorunu yok. Ne bileyim, kocam bana hala taparcasına aşık. İnanır mısın? Her sabah bana elleriyle kahvaltı hazırlıyor. İki tane çocuğumuz var. İkisi de çok sağlıklı. Maşallah biri doktor oldu, biri mühendis oldu. Kaynağım da çok iyi birisi. Hiç uğramaz bize. Rahmetim, sen bunu al. Ben bunu hak etmiyormuşum zaten yani. Hayır. Gerek yok ki. Lütfen kalsın. Bu da bir dert sonuçta. Allah Allah yani. Aa, derdini beğenmedi. Neyse, ne oldu? Vah be. Bu nedir ya? Ben hepinizi dinleyebilirim yani. Buyur abi. Kardeşim, bizim derdimiz çok büyük. Ben anladım, onu zaten anladım da. Biz kafe ve restoranlarda hangi tuvalete gireceğimizi anlamıyoruz. Anlamıyoruz. Anlamıyorum, ben hiç anlamıyorum. Bu çocukta travma oldu ya. Evet ya, bıktım ben her kafede Türkan Şoray'la Kadir İnanır'ı görmekten. Hangisini seviyorsam ona mı gireyim? Ya. Çok doğru. Doğru söylüyorsun. Çok haklı. Herkes burayı dinlesin. Gözünüzü seveyim. Üniversite sınavına onu giriyoruz. Tuvalete mi giriyoruz belli değil. Ya X'e değer mi verelim? Y'yi yalnız mı bırakayım, kafa karışıyor. Arkadaşlarla oturduk, hesap yaptık. Yine işin içinden çıkamadık. Bu işkence bir son bulsun. Son bulsun. 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 Yeter ya. Peki. Peki bu adam bunu gördüğünden beri tutuyor. Tutuyor. Çok kötü durumdayım. O resmi bu adama yap, bakarak çizdiler. Bana çizdiler. Yardım edin, bana yardım edin. Vallahi ne desem bilemedim ya. Gerçekten çok haklıymışsınız. Senin derdin dert mi? Peki ya bu? Buna ne demeli? Ne kadar da zor ve bir o kadar da karma karışık. Bak. Resmen sınanıyorum. Haydi çıldırın. Sen bunun bizden dalga mı geçip durun lan? Ha? Bunun nesini dersin? Yo yo, olabilir. Bıyıklı kadınlar da var, dolgun dudaklı erkekler de var. Doğru. Olabilir yani. Özür dilerim. Ya arkadaşlar, bunun çözümü çok basit ya. Ya şu kapı olsa mesela, şuraya bakın arkadaşlar. Ya o kapıda mesela buraya erkek ya. Tamam mı? Mesela o erkek ya. Şuraya da bir kapı. Şuraya da bir kapı. Şuna da kadın yaz. Biter ya, bu kadar bas bence. Tabii. Doğru. 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 Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Bir şey dememe gerek yok, çözdü o. Sonra niye yanlış kapıdan yanlış insan çıkıyor? Bilmiyor ki. Ne yapsın? Ne kullanacak bu insanlar? Tamam, sen çok yükselme. Anladı bence derdim. Bakın arkadaşlar, işin ucuna geldik. Bak bu arkadaşı umumi bir yere götürelim. Yoksa bitecek bu adam, gidecek. Hadi. Hadi, Allah razı olsun. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Haklıyız. Ama para vermeyiz. Haklıyız. 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 Beş olsaydı. Allah belanızı vermesin ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ablacığım, biz bu işi çok sevdik. Of, rahatladım. Herkes teker teker derdini anlatacak. O zaman ben lafa gidiyorum. Çıkma teklifi geri gelsin. Aylardır konuştuğum kızla ben flörtüm mü, devrem mi belli değil ya. Ben kıza hitap edemiyorum. Şşt diyorum, bakıyor. Şşt. Ne bakıyorsun? Konunun seninle bir alakası yok. Doğru. Öyle yani. Doğru, doğru, doğru. Bunu çözdüm. Evet, çok haklısın sen. Abla, bir sen verdin. Ben çok şişmanım. Ben ilk gördüğümde anladım. Haklı. Ben ilk gördüğümde anladım. Haklı. Çok haklı. Vallahi anladım. Şişman. Çünkü şişman. Sen niye hak vermiyorsun bu adama? Ben herkesin fikrine katılmak zorunda değilim arkadaş. Bakış açısını değiştirsin. Ben şişmanım diye atlamasın. Desin ki, yöresel lezzetleri buramda toplayıverim desin. Bu da doğru. Doğru. Bu da doğru. Doğru. Doğru söylüyor. Ben de kendi derdimi söylemek istiyorum. Evet. Tamam, önce paranı bırak, öyle. Doğru, haklısın. Buraya koy. Paramı verin. Sağ ol. Bu kadın sahtekar. Aha. Niye? Evet, boş yere paramızı alıyor. Hiçbir şey anlatmıyorum. Biz anlatıyoruz, tavsiye ve hediye yok. Anlatıyoruz, kendimiz dinliyoruz. Çözüm yok ki. Böyle böyle sahtekâra geçti bu. Evet. Sahtekâra geçti. Böyle böyle. Evet. Arkadaşlar, amcalar, bakın burada ne yazıyor? Evet. Dert dinlenir yazıyor. Tavsiye verilir yazıyor mu burada? Doğru. Yazmıyor. Doğru. Doğru. O zaman, o zaman ben de derdimi anlatacağım. Ben 10 liralık anlatacağım. Buyur abi. Evet. Bana diyorlar ki, soruyorlar, nerelisin diyorlar. Ben onlara nereli olduğumu söylüyorum ama bana inanmıyorlar. Bana yapıyorlar. Nerelisin? Yapmayacaksanız söyleyeceğim. Yapmayacağız. Yapmayacağız. İstanbul. Ya. İstanbul'daydım. Duydun mu? Vallahi İstanbul ya. Ya amcacığım, olur mu öyle şey ya? Mutlaka bir yerden göçmüşsündür yani. Göçtük.
Avrupa'dan Anadolu'ya göçtük. Ha, işte Allah Allah. Evet, ben Ortaköy'de doğmuşum. Sonra Kadıköy'e taşınmışım. Nasıl yani? Sen memlekete gideceğim diye Kadıköy'e mi gidiyorsun? Evet, Kadıköy'e gidiyorum. Bir dakika, bunu anlamanın çok kolay bir yolu var. Heh. İstanbul şivesi yapsın. Doğru, ha, yap. Hadi yap. Yap. Yani İstanbul hadi şivesi değil o, İstanbul ağzı. Ya, ya hadi ya, ya, ya. Herkes yapamıyorum öyle yapıyorum demiyor da. Yapamıyorum demiyor da. Ne bileyim böyle yapıyor ya. Çok öyle benim şey mi olur? Bakın ya. Enteresan bir final. Hiç aklımıza gelmeyen bir yere gitti final. Çok güzel hareket diyenler. Bu finale zil çalmazsak ayıp olur diyenler. Ecem Sena Bayır yazdı. Aferin. Efendim? Ben tanımıyorum Gözde. Ecem'i tanıyorum. Ve tek komik olmayan karakteri de kendine mi yazdın? Aferin. Ecem'le Gözde'yi alkışlıyorum. Şimdi açığını söyleyeyim, umutsuz bir vaka gibi başladı. Ben çünkü de normalde aslında şunu yapsaydı yani şu sokak şeyi, yemek yeme, o işi ciddiye almayan seyyar satıcı gibi bir şey yerine bir masa, her nevi dert dinlenir falan, daha ciddi bir pazarlamacı kadın tipi orayı daha güçlü yapabilirdi. Öyle olunca biz bir bu skeç nereye gider acaba olduk. Sonra Fatih'le Ezgi'nin bence başka skeçte de görmek istediğim tutkulu çifti bize şey söyledi. Vay canına, bu bir skeç bir yere gidiyor galiba. Sonraki tespitler güzeldi. Gerçekten de hangisi erkek tuvaleti, hangisi kadın tuvaleti, bunun netleşmesi lazım. Benim en çok zorlandığım artıyla ok. Yani onu hep unutuyorum ben. Güzel bir detaydı. Yani kimsenin umursamadığı şeyleri umursamak mizahçıların yapacağı bir iştir ancak. Bu bir şiirde böyle bir şey vardı ama. Yasin, bir skeç önce de not almıştım Yasin'i öveyim diye. İki de yıldız koymuştum yanına. Yasin'e bir alkış. Çok güzel. Yasin olağanüstü güzel savunuyor karakteri yani. Karaktere hiç alay etmek gibi bir düşüncesi olmuyor. Ve hangi Ege'li yakalasa alkışı alıyor. Bütün diğer rollerde de alıyor. Aferin Yasin. Cihan, sen onu bir daha yap bakayım. Nasıl çalıyor? Bu neyin tecrübesi? Neyin... Bir daha yapsana bakayım Allah aşkına. Arkadaşlar bakın, oraya mesela erkek tuvaleti yazabiliriz. Yazamaz mıyız? İnanılmaz. Nasıl gözlediysen hayatı. Biz hep ne diyoruz? Hayat, önce hayatı gözleme yapacaksınız. Peki ayağınla o yüzlüğü iki ellilik yap bakayım. Sen biraz uğraşsan onu da yaparsın bence. Çok gözleme yapmışsın. Niye gözleme deyip duruyorum ben? Vallahi şakasında değilim. Gözlem yapmışsın. Şimdi burada tabii ki şiddette acaba... evet, altı çiziliyor. Kadına şiddet ve şiddetin her türlüsüne hayır. Ben bu şiddeti uygulayanların erkek olduğunu düşünmüyorum. İnsan oldukları yönünde de şüphelerim var. O yüzden böyle bir o genellemeyi yaparken dikkat etmek gerekir. Yani bence bu şiddeti uygulayanlar ve bunu korkunç şekillerde varacak kadar uygulayanlar insan değiller. O yüzden erkek de sayılmazlar diye düşünüyorum. Güzel, beklenmedik bir finaldi, beklenmedik bir skeçti.
Aferin çocuklar.